yapmış gibi insanın yüzüne gülüyor. Her zaman da dileyim sana gülen insanlar gelsin. Çok sağ ol. Her şeye gönlünüz olsun. Daha dün bir büyük bir acımızın yıl dönümüydü. 29 yıldır gelmeyen bir adalet daha halen daha gelmedi. Orada da ismiyle de bahsediyorum, Gazi Mahallesi'ydi. Oradaki o canlarımızın Alevli yok edilmesinin bir çabasıydı. Anlatabildim mi? Bu yıllardır Alevilik yok edilmeye çalışıldı. 1400 yıldır veya 1500 yıl içerisinde halen daha devam ediyor. Şimdi Aleviliğin olmadığı yerde sultanlıklar başlar. Aleviliğin olmadığı yerde adalet olmaz. Aleviliğin olmadığı yerde insan sevgisi olmaz. Dünya çıkarları, dünya menfaatleri ön plana gelir. Şimdi bugüne kadar Aleviliğin hakları hiçbiri verilmedi. Bizim acılarımız bitmedi. Bitmezdi, durmuyordu. Acılarımız bizim yoruldu. Gençlerimize bakıyoruz, acımız tazeleniyor. Katliamlara, yıl dönümlerine bakıyoruz, acılarımız tazeleniyor. Efendime söyleyeyim, çocuklarımız özel firmalarda köle gibi kullanılıyor. Mesleğinin okuduğu branşın dışında emek veriyor ki ekmek kazanayım diye, geçim derdine düşüyor. Bu da bize bir ayrı bir acıdır. Onun için diyorum ki bizim acılarımız yoruldu. Biz acılar taşıyacak durumda değiliz artık. Şimdi bunun peşin sıra bu acılar tedavi etmeden Alevi Başkanlığı kuruldu. Cemevleri Başkanlığı kuruldu. Kardeşim bu bize çözüm değil. Bize çözüm değil. Bizim okuyan çocuğumuzun hakkını vereceksin. Okullardan hocaları çekeceksin. Bizim çocuklarımıza ilim vereceksin. Cemevi Başkanlığı kurulduktan sonra gündemimize neler yaşatmaya başladılar bunu gözümüz görüyor. Bir kabin mezarın şeklini getiriyorlar, çocuğu başına dikiyorlar, çocuğa ağıt öğretiyorlar. Ya yıllardır bizi ağlattınız. Yıllar daha doymadınız mı ağlamaya? Yıllardır ağladık biz. Daha halen de ağlıyoruz yani çünkü. Diyanetten bir memur geliyor. Hafız derim ben onlara. Onlar imam da değiller. Onlar hafızdır. Hafızdır. Hafızları getiriyorlar. Ağıt ağlamayı, yok Arapça Kur'an okutmayı, yok efendime söyleyeyim dua ettirmeyi. Kardeşim bunlarla siz bir yere varamazsınız. Biz onların acısını bize yıllarca çektirdiniz. Şimdi Cemevi Başkanlığı kuruldu. Çözdü mü bunları? Çözemez. Cemevi Başkanlığı cemevleri yaptırmayla, boyalı, süslü, püslü cemevleri yaptırmayla sen neyi kazandın kardeşim? 2 yıldır nereye geldin sen? Hep sıkı, çok da yakın takip ederim. Çok da yakın takip ederim. Bir fincanı doldurmaz, bir fincanı, kahve fincanını doldurmaz yaptıkları hizmetler. Boş kardeşim, boş, boş. Çünkü orayı bir saltanat için kurdunuz siz. Gerçek Alevi dedesi saltanat peşinde gezmez. Saltanat peşinde gezmez. O saltanat peşinde gezenler, onların yanında olanların ben dedeliklerinden şüpheleniyorum. Ocaklarından da şüpheleniyorum. Önce gel, sen bizim dedelerimizin, büyüklerimizin yattıkları türbelerden cami, berat belgelerini kaldır kardeşim. Kaldır kardeşim. Oraya hafız atama kardeşim. Atama hakkın yok senin orada. Türbelerimizden cami berat belgelerini çek ki ben bu başkanlığın bir görev yaptığını anlayayım, bileyim. Bana ne faydası var? Ben burada üniversiteyi bitirmiş bir çocuğum, bir gencim. Kendi çocuğum da olmayabilir ama toplumda taliplerimin çocuklarından birisi ağlıyorsa, verdiği emeğin karşılığını bulamıyorsa, işe giremiyorsa, ataması yapılmıyorsa, ben dede olarak Kerbela'da geziyorsam, ziyarete gidiyorsam, nefsime gidiyordur. Nefsinde gezen tazının avı yenmez kardeşim. Önce acılarımızı çözün, ondan sonra bize beraber olalım, beraber yürüyelim.
Çekin Milli Eğitim'in elinden, içinden. Dini çıkartın kardeşim, kenara bir koyun dini. Neden Alevilerin kültürünü sen Milli Eğitim'de yayınlatmıyorsun, okullara vermiyorsun? Çünkü güzel ahlak var değil mi? Güzel ahlak var. Biz de bu yola velilik makamına